Biraz daha alalım mı şey? Mükemmel bu. Merdivenim gelecek. Merdiven. Karşında bir lampa var. Düz lampa var. Şu an dengede. Çadır açalım mı artık? Öyle mi? Geçen giyinme kabini, tuvalet, artık ne derseniz her şeye kullanılıyor. Mustafa Kemal, ışığı nereye takalım sence? Evet, şu anda şarj oluyor güneşten. Şöyle gördüm. Mustafa Kemal, arabada yastığın vardı ya, onu getir de. Aslında ben hiç çıkmasaydım olurdu da. Yanlış şeye bakıyorsun. Şuna baksan tamamen. Şuna bakma şuna. Öyle mi? Bak. Dönecek zaten o da rüzgardan. Camper tarzı aracımız. Tam karavan da değil. Çadır da değil. İkisinin arası. Camper zaten kelime anlamı zaten kamp aracı demek. Evet. Ekonomik şartların getirdiği olumsuz nedenlerden dolayı böyle bir şey kalkıştık. Yani karavan alamadık. Karavan almaya ücret bakımından zaten yetişemedik. Araç üstü çadırımız vardı. Araç üstü çadırı arabanın üzerinde açtığımız zaman arabayı kullanamadık. Arabayı bağlamış olduk bir yere. Bir yere gideceğimiz zaman gidemedik, gelemedik. Tabii bunlar hep uygulamalı, deneyimsel olarak yaşadığımız şeyler bunlar. Bu tarz bir şey yurt dışında bir firmada gördük, yapmışlar. YouTube'dan vesaire sosyal medyalarını izlerken gördük yaptıklarını. Biz de bu tarz bir şey yapabilir miyiz dedik kendimize, kendimizce. Römorkçumuzla kendisiyle görüştük. Yaparım dedi. Tabii yurt dışındaki otomatik sistemler Türkiye'de biraz daha pahalı olduğu için daha manuel, daha basit işlere yöneldik. Videolarını izledik. Yaparız dedik. Bunu araştırdık tabii. Kurallarına, tabii video izlemeyle olmuyor. Kurallarına neyse, kurallar gereği, trafikte yapılması gerekenler neyse, onları düzgün bir şekilde icra ettik ve bu camper aracını yaptık. 30 bin lira geçiyor şu anda. Kombine bir sistem olarak hepsini yaparsak, yani 50 bin lira civarında tertemiz çıkarsınız. Kampçılık bir yaşam felsefesi aslında. Çadırımızda da neredeyse yok yok. Aydınlatma sistemimiz güneş enerjisinden küçük bir aydınlatma sistemimiz var. Güneş enerjisinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda tabii kamp yerlerine gittiğimizde bunu elektrik varsa elektrikten de şarj oluyor. Dolum yapıyoruz. Seyyar tentemiz var. Gölgeliğimiz mesela. Dahili isterlerse dahili tente kendinden açılanlardan. Onlardan da var. Onlardan da verebiliyoruz. Soyunma giyinme kabinimiz var.
içerisinde seyyar tuvalet konulabilir. Karavanlardaki gibi tuvalet de konulabilir içerisine. Harici duş, duş başlığımız, su tankımız, aküle çalışan bir tane su pompamız var. Ücretli kamp yerinde çok çok rahat ederler. Evet. Yani evini aratmaz. Ama böyle doğayla iç içe gittiği yerde de istenilen her şey, hemen hemen her şey var.